Kamboçya gibi bir dönem nice katliamlar görmüş, nice sıkıntılar çekmiş, 1975-1979 yıllar arasında Pol Pot ve Kızılkümerler rejiminde neredeyse ülke nüfusunun yarısına yakını katledilmiş, ülke genelindeki öğretmenlerin %80'i öldürülmüş ve okul binalarının %90'ı yok edilmiş bir ülkede Türk girişimcilerin açtığı uluslararası zaman okulunu görüyoruz. Dünyamızın çok ihtiyaç duyduğu dostluk, barış ve sevgi için gelen fedakar öğretmen ve idareciler bu pek de tanımadığımız ülkede yeni Kamboç neslini yetiştiriyorlar. Uluslararası Zaman Okulu çok güzel bir binaya sahip. İlkokul 1'den lise sona kadar eğitim veriliyor bu okulda. Okul hem eğitim açısından hem de mimari açıdan Kamboçya'nın bir numaralı okulu. Paralı olan bu okul, Kamboçyalı velilerin çocuklarını okutmak için yarıştıkları bir eğitim müessesesi. Okul, Uluslararası Okullar Birliği'ne de üye. Ay yıldızlı bayrağımız dalgalanıyor Kamboçya bayrağının hemen yanı başında bu okulda. Okulun sınıfları mükemmel. Bütün laboratuvarlar en son teknolojik araç gereç ve materyallerle donatılmış. İşte bilgisayar sınıfı. Sınıfta öğrenciler gelişmiş son teknolojiyle ders işliyorlar. İlkokul 1. sınıftan itibaren öğrenciler bilgisayar dersi alıyorlar. 21. yüzyılda asrın şartlarına uygun olarak hazırlıyor onları öğretmenleri. Okulun aynı zamanda 24 saat internet erişimi mevcut. Ülkemizin dünyadaki yerini görüyorlar haritada ve sonrasında ülkemiz hakkında ciddi bilgi sahibi oluyorlar Uluslararası Zaman Okulu öğrencileri. Kimya dersleri hem eğlenceli hem de çok öğretici. Laboratuvarlarda öğretmenleri titizlikle konuyu anlatıyor ve öğrenciler de anlatılanları deneylere taşıyorlar ve bu deneyleri başarıyla gerçekleştiriyorlar. Tabii bundan en çok memnun olan öğretmenler ve sonrasında veliler. Fizik sınıfı. Okulun eğitim dili İngilizce ve Kımerce. Türkiye üniversitelerinden mezun fedakar öğretmenler ve güler yüzlü Kamboç öğrenciler. Okul, Kamboçya eğitim müfredatını takip ediyor. Sınıftaki eşya var söyle. Güzel dilimiz Türkçenin öğretildiği Türkçe sınıfı. Pazartesi. Salı. Çarım. Çarşamba.
Foça'da Türkçenin öğretildiği tek eğitim müessesesi bu uluslararası zaman okulu. Kamboç insanı bu okul sayesinde dilimiz Türkçe ile tanışıyor. Fransızca ve İngilizcenin yaygın olarak konuşulduğu ülkede artık Türkçe de konuşuluyor. Dilimizle birlikte ülkemiz de tanınacak ve bu öğrenciler Türkiye'ye karşı hep sevgi ve saygı gösterecekler, sıcaklık duyacaklar. İngilizce dersindeyiz şimdi de. Şevval Nur, Kamboçya'da okuyan tek Türk öğrenci. Genel Müdür Ali Kökten Bey'in kızı. Şevval Nur artık bu coğrafyalarda büyüyor ve İngilizce ile birlikte Kamboçya'nın dili Kmerce'yi öğreniyor ve bu dilleri güzel konuşuyor. Okul kütüphanesi öğrencilerin ders haricinde araştırma yaptıkları, ders çalıştıkları, kitap okuyabildikleri çok güzel bir mekan. Öğretmenler kütüphanede de öğrencilerle yakından ilgileniyorlar. Veliler okuldaki öğrenci-öğretmen diyaloğundan çok memnun. İsmin ne? Kendini tanıtır mısın? İsmim Monika. Peki ne olmak istiyorsun Monika ileride? Avukat olmak istiyorum. Hiç Türkiye'ye gittin mi? Evet, Türkiye bulundum. Türkiye'de bulundun. Nerelere gittin Türkiye'de? İstanbul'da bulundum. Hı-hı. 23 Nisan için Türkiye'ye gittim. 23 Nisan için. Peki seni tanıyabilir miyim? Evet, adım Batay. Zaman Uluslararası Okulu'nda 10E sınıfa okuyorum. Sen ne olmak istiyorsun? Doktor olmak istiyorum. Doktor. Sen ne olmak istiyorsun? Ben avukat olmak istiyorum. Sen ne olmak istiyorsun? Muhasebeci olmak istiyorum. Peki siz gittiniz mi Türkiye'ye hiç? Hayır, gitmedim. Peki sen? Ben gitmedim. Gitmek istiyor musun? Evet. Peki öğretmenlerini seviyor musun? Matematik öğretmenini seviyorum. Dersi de seviyorsun o zaman değil mi? Evet. Çok güzel. Başarılar diliyoruz biz de size. İnsanoğlu haddin bilir, kem söz söylemez iken. El alemin namusuna yangosla bakmaz iken. Kamboçyalı öğrenciler Türkiye'den binlerce kilometre uzakta Türkçe şiirler okuyor, şarkılar söylüyorlar. Boş modalımı bilen yok. Bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına. Ortada bir tencere, boş modalımı bilen yok. Buyurun dostlar buyurun. Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun. Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun. Halil İbrahim sofrasına. Benim burada kararım yok. Ben buradan gitmeye geldim. Beziganım, metağım çok. Alana satmaya geldim. Ben gelmedim davi için. Benim işim sevi için. Gönüle dost evi için. Gönüle yapmaya geldim. Arkadaşlar tanıtır mısınız kendinizi? Evet, adım Monir. Zaman Uluslararası Okulu'nda 12A sınıfında okuyorum. Ne olacaksın? Doktor olmak istiyorum. Seviyor musun öğretmenlerini? Türkçe öğretmen seviyorum. Neden? Çünkü o çok güzel öğretmen. Çok güzel de öğretiyor öyle mi? Evet. Peki seni tanıyabilir miyiz? Adım Kim Thong. Zaman Uluslararası Okulunda 11. sınıftayım. Peki sen ne olmak istiyorsun ileride? Doktor olmak istiyorum. Hiç Türkiye'ye gittin mi? Hayır. Gitmedim ama gitmek isterim. Gitmek istiyorsun Türkiye'ye. Peki sen en çok hangi dersi seviyorsun? Türkçe dersi seviyorum. İleride Türkçe'yi o zaman çok daha güzel konuşmak istiyorsun öyle mi? Evet. On behalf İlk olarak Kamboçyalı öğrencilerin ebeveyni olarak Zaman Uluslararası Okulu'nun açılmasına çok seviniyorum. Bu okulu seçtim çünkü çok iyi eğitim veriyor.
Ayrıca Eğitim Bakanlığı müfredatına göre eğitim veriyor. Zaman okulu öğrencilerinin velilerle de çok iyi ilişkileri var. Yerli ve yabancı olan öğretmenlerse çok tecrübeliler. Bu okul çok önemli. Uyguladığı sistem diğer okullardan farklı. Öğrenciler Kimerce, İngilizce ve Türkçe öğrenebiliyorlar. Bu özellik diğer okullarda yok. Ben inanıyorum ki okulun Türk öğretmenleri gerçekten çok kaliteli öğretmenler. Çünkü onların Türkiye'den aldığı eğitim bizim eğitimimizden çok daha iyi. Kızımı bu okula gönderdim çünkü okulun disiplini çok iyi. Kızım bu okulda çok iyi eğitim alıyor. Eğer Kamboçya'nın tarihini okuduysanız, Kamboçya'nın şunun şurasında daha 5 yıldır barış ve huzura kavuşmuş olduğunu görürsünüz. Savaş döneminde Kamboçyalı çocuklara yeterli okul ve eğitim hizmeti verilemedi. Huzur ortamına kavuştuğumuz şu sıralar, bu okul iki açıdan çok önemli. Birincisi, bu okul sadece iki ülke arasında bir köprü değil, aynı zamanda Türkiye ve Kamboçya kültürleri arasında da bir köprü olma vazifesi görüyor. İkincisi, bu okul Kamboçya'nın gelişimine de katkı sağlamaktadır. Hükümetimiz yatırım önceliğine eğitime vermeye karar vermiştir. Bu anlamda yatırım programlarında yaptıkları katkılardan dolayı okulun tüm çalışanlarına, öğretmen ve idarecilerine çok teşekkür ediyoruz. Buradaki Türk öğretmenler ve idareciler hakkında neler söyleyeceksiniz? Ben onlara çok teşekkür ediyor ve hepsine ne kadar minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz insanlara para verirseniz para kullanılır ve biter. Ama insanlara eğitim verirseniz o tam olarak kalıcı bir değerdir ve insanlara para kazanma yollarını da gösterdiği gibi ülkenin kalkınmasında da büyük payı olur. Kamboçya'ya gelerek insanımıza yardımcı olan öğretmen, müdür ve diğer idarecilere teşekkürlerimi sunuyorum.